Evet, izledik. Engelli bir çocuk depremden önce anne ve babasını kurtarmayı başarmış ve tabii felaketin ardından da enkaz altındaki yakınlarını canını dişine takarak çıkarmayı başaran vatandaşlarımız da oldu. Bir baba evde değildi deprem sırasında, fakat 3 evladı, annesi ve babası enkaz altında kalmıştı. Babasının sesini duyuyordu. Kızları da moloz yığınları arasından video çekip atmıştı ama tek başınaydı. İşte o baba enkazı adeta tırnağıyla kazıdı ve bakın ailesini nasıl kurtardı. Şimdi birazcık enkazın altında kaldık. Biliyorum, inanıyorum, kurtulacağız. Bunları izlediğimiz zaman ileride biz neyden kurtulmuşuz diyeceğiz. Baba, seni seviyoruz. Bizi unutma, sen bizim babamızsın, canımızsın diyerek duygulandım yani, ağladım. Gözyaşları içinde moloz yığınlarını tırnaklarıyla kazıdı, enkaz altındaki kızlarını kurtardı. Dede! Babam gelmiş, babam iyiymiş. Allah herkesin çocuğunu kurtarsın. Abdülkadir Ramazan, 3 kızı, annesi ve babasıyla birlikte Antakya'da yaşıyordu. Birinci Bahçe Sokak Cebrail Mahallesi'nde oturuyoruz. Deprem günü çocuklarım buradaydı, ben yoktum. Aramızda 4-5 kilometre vardı. 5 katlı bina 7.7'lik depremde yerle bir oldu. Aile enkaz altında kaldı. 3 kız kardeş bir video çekti. Durumları iyiydi. Bu kadar da çirkin değilim ben böyle. Babam iyiymiş. Amcam da iyiymiş inşallah. Dedem de iyi ama nenemden bir haber yok. İnşallah o da iyiydi. Abdülkadir Ramazan hemen enkaz başına koştu. Bağırdım baba, anne. Baba deyince babam bana seslendi. Çocuklarım nasıl dedi, iyi. Çocuklarında bir sıkıntı yok. Ama onların sesini alamıyordum. O günü yağmur şartlarıyla bırakıp gitmek zorunda kaldım. Tek başımaydım. Kız kardeşler enkaz altında korku içindeydi. Salavat getirip kurtarılmayı beklediler. Nenem de iyi olsun ya Rabbim, lütfen. Lütfen. Lütfen nenem iyi olsun. Lütfen, lütfen ona sarılayım, lütfen. Baba Abdülkadir Ramazan, güneş doğar doğmaz yeniden enkaz başına gitti. Ailesini kurtarmak için iğneyle kuyu kazdı. Binanın arkasına gittiğimde bağırdım Zehra diye kızım için. Baba biz iyiyiz ama seni seviyoruz, dedemi kurtar diye haykırışta bulundu. Babamın eli gözüküyordu. Biz orayı kırdık ve babamı oradan çektik ilk önce. Sırada 3 çocuğu ve annesi vardı. Havalandırmadan indik. İndik aşağı, bir daha kırdık. Sürüne sürüne çocuklarımızın odasına giderek ilk önce en küçük kızımı çektim. Ondan sonra ikinci kızımı çıkardım. Üçüncü kızımı çıkarınca sevinçten burada çılgına döndük. Sevindi sevinmesine ama anneme ulaşamadık. Birinci kaz zemine indiği için alamadılar. Aile hala umutlu. 9. günde bir mucize bekliyorlar. Lütfen nenem iyi olsun. Lütfen, lütfen ona sarılayım. Lütfen.